Hocam, siz şu anda 32 kişi bilgisayar ediyoruz diyor. Acaba bu kadar güzel konuşmayı nasıl beceriyorsunuz? Ağzınızdan bal damlıyor diyor. Konuklarınız da çok hoş. Hepsi birbirinden pırlanta. Biz de kitaplarınızı okuyup çok hoşnut oluyoruz diyor. Bu sevgiye nasıl ulaşıyorsunuz diyor. Bize de öğretebilir misiniz diyor. Bora Ahmetoğlu. Doğru. Allah aşkıyla seversen sana Allah güzel insanlar şeklinde tecelli eder. İnşallah. Eğer öküz gibi ise adam, ayı gibi ise ayı gibi insanlar Allah ona tecelli ettirir karşısına. Leş gibi kokan, böyle pislik, ahmak, huysuz, aşağılık, karaktersiz adamları birbirine Allah musallat eder. Ve o ondan nefret eder, o ondan nefret eder. Ömrü pislik ve rezillik içinde geçer. Ama Allah'ı aşkla seversen, Allah da seni aşkla sever ve sana muhteşem güzellikler şeklinde tecelli eder. Benim de İnşallah. karşımda gördüğüm bu güzellikler Allah'ın tecellisi. Allah tecelli ediyor. İnsan şeklinde bizlere görünüyor inşallah. 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 Allah güzel huylu yapıyor. Kaderimizi böyle yapıyor maşallah. İnşallah. Mesela aşağılık leş gibi kokuyor. Ağzı kokar, ayrı kokar. Bilmem neresi ayrı kokar. Pisliği gelir mesela ağzından nefret damları, gözünden melanet akar. Alaycı, haysiyetsiz, akılsız, aptal, Allah'ı sevmez, kitabı sevmez, peygamberi sevmez. Bakıyorsun Allah karşısına bir pislik nasip ediyor. Ve Allah o belayla onu buluyor adeta, o belayla debeleniyor. Hak yerini bulmuş oluyor. Ve İnşallah. Allah'ın sanatıdır bu. Bir mucizedir bu. Hep güzel insanlar, güzel insanlarla beraber olur. Pislik adamlarını da Allah karşısına pislik adamları diker. Bakın etrafınıza göreceksiniz. Evet. Neysiniz? Bir kere sevginin ne olduğunu göstermiş oluyoruz. Fiilen göstermiş oluyoruz. Çünkü ben sevgisiz programlardan rahatsız oluyorum. Ben görüyorum televizyonlarda. Adam böyle kazıklaşmış turp gibi ya. Böyle. Yani odun. Tam kemik kafa. Kadınlar biraz bazı il programlarında çok arsız, böyle kaşar ve ürkütücüler. Yani psikopat olduğu anlaşılıyor. Ne yapacağı belli değil yani, ne konuşacağı belli değil. Yani çok tedirgin bir ortam. Ama mesela muhlis bir kadınla, güzel bir kadınla konuşmak, dost, arkadaş olmak, ona sevgi duymak çok heyecan verici. Bayağı güzel. Mesela vardı çok çocuksu ve çok şeker. Çok tatlı bakışlar, bakışları falan çok hoş maşallah. Mesela benim güzelim de öyle, çok huzurlu bakışları. Ama mesela psikopat böyle vahşi hayvan gibi bakan kadınlar da oluyor. Değil mi? Böyle sanki ormanda sıkışmış vahşi bir hayvan gibi. Dehşet içinde bakıyor etrafa. Mesela saldırgan, mesela nedense ters anlıyor, ters cevaplar veriyor. Hasut, kindar. Mesela bu çok korkunç bir şey. Bayağı kötü. Tabii onun adamına göre Allah onları rast getirtiyor. Mesela erkeklerde de bakıyoruz o tip tiplerde. Mesela soğuk buz gibi pis pis laf sokar. Mesela ipsiz sapsız konuşur. Kötü kötü dantel hareketler yapmak ve modern takılıyor. Züppe bir uslup. Kendini böyle klas göstermeye çalışıyor. Laf cambazlığı yapıyor. Yani çok kızdırıcı ve itici. Çok gıcık bir görünüm olmuş oluyor. Ben bunlardan çocukluğumdan beri nefret ediyorum, hoşlanmıyorum. İyi insanları seviyorum ben. Güzel kadınları hep çocukluğumdan beri hep severdim. Bilinir yani. Hep böyle annemin çevresindeki hanıma falan da söylerdi. Yani hep hoşlanmışımdır. Yani çocukluğumda hep aşık olurdum mesela kız arkadaşlarıma falan. Yani çok acayip severdim. Ve herkese de iyilik yapardım çocukluğumda. Kimseyi kırmak istemem, üzmek istemem. Yani mesela birisi bir hata yapsa onu örtbas ederim. Kendi üstüme alırım. Yani mahcup olmasın gibisinden. Ben bu korkunç yönlere, dünyanın bu korkunçluğuna, çirkinliğine karşı güzelliği göstermiş oluyorum. Yani ruhumdaki güzel hayatı vurgulanmış oluyorum. Pis kanunlar var sokakta insanların böyle kötü kötü çıkarttıkları yasalar var.
Yani garip yasalar. Resmi yasaları demiyorum. Yani kendi kendilerine çıkarttıkları kurallar. Mesela bunlar beni itiyor. Ben özgür olmaktan hoşlanıyorum. Samimi olmaktan hoşlanıyorum. Rahat olacağım, şakacı olacağım, iyilik yapacağım. Yani kurallar beni rahatsız ediyor, hoşuma gitmiyor. Yani kural. Çünkü güzel bir kuralsa ben ona uyarım. Yani millet, bazı insanlar mesela abuk subuk bir kural çıkarttıysa ben ona niye uyuyayım? Yani kemik kafalı adamlar, kemik gibi insanlar beni rahatsız ediyor. Ve kötü bir şey bu dünyaya, bu yayılmış bu. Çok kötü bir şey. Mesela bizim bu kadar çok izlenmemizin nedeni bu. Yani hakikaten hoşuna gidiyor insanların benim bu samimiyetim, candanlığı. Alışılmamış bir şey yani. Ben resmi konuşmuyorum. Candan konuşuyorum. Efendim.